İşte üçüncü dönem adaylığı. Yüz küsür kere anayasada değişiklik yapılmış. Hiçbirisinde vesayetler ortadan kaldırılmamış. İşte yökünden tutun diyanetine veya partilerle ilgili kanunlara kadar yeni vesayetler yaratılmış. E, millet meclisi hani demokrasiden bahsediyorlar ya. E, meclis olsun, bakanlar e, olsun, sekreterya ya böyle bir memuriyete dönüştürülmüş. Ondan sonra da tutup yani demokrasiden bahsedecekler. E, gerçekten bunun e, tutulur hiçbir tarafı yok. Peki bu arada bir son dakika gelişmesi olarak da veriyoruz. E, MHP e, aday listesini evet. ilan etmiş. Yani miş diyorum çünkü burada e, yarın YSK'ya sunacağı milletvekili listesini etikhaber.com e, isimli haber sitesi üzerinden açıklamış. Ondan sonra buna göre e, Devlet Bahçeli Osmaniye birinci e, sıradan aday gösteriliyor. Ankara birinci bölgede birinci sırada Mevlüt Karakaya, Ankara ikinci bölgede birinci sırada Sadir Durmaz, Ankara üçüncü bölge birinci sırada Yaşar Yıldırım, İstanbul birinci bölge birinci sırada Edip Semih Yalçın, İstanbul ikinci bölge birinci sırada Celal Adan, İstanbul üçüncü bölge birinci sırada Fethi Yıldız, İzmir birinci bölge birinci sırada Hasan Kalyoncu, İzmir ikinci bölge birinci sırada Tamer Osman Ağoğlu, Kocaeli birinci sırada Saffet Sancaklı. Bu Sinan Ateş'e düzenlenen e, suikastın e, Olcay, evet, zanlarından birinin <laughs> e, yakalandığı e, evde e, o işte evin sahibi. Evet. O evin sahibi Mersin Milletvekili olacak. Klavuzda tekrar aday gösterilmiş. Bu habere göre e, Mersin dördüncü sıradan e, aday oluyor. E, şimdi Gürsel Bey bu işte e, hani ittifaklar. E, Tek listeyle girmek, kendi logosunda girmek anlamında şu an bu aktardığımız gelişmenin nedir önemi? Baştan itibaren ilan etmişti. Yani kendi biliyorsunuz bir kriz oluştu özellikle bu Hüdapar'dan.